Herkese merhaba, eğitimden hoş geldiniz. Eğitim kurumlarına, yönetici atama sınavına yönelik hazırladığımız video içeriklerine devam ediyoruz. Bir önceki videoda e, Türkiye ekonomik coğrafyası konusu içerisinde yer alan tarım ürünleri e, konusuna başlamıştık. E, ve tahıllar ve bakliyatlar üzerinde durmuştuk. E, tarımsal ürünlere devam ediyoruz. Bu videoda ise sanayi bitkileri, yağ bitkileri ve yem bitkileri üzerinde duracağız. Sevgili öğretmenlerim, doğrudan tüketilmeyip fabrikalarda ham madde olarak kullanılan ürünlere biz sanayi ürünleri, sanayi bitkileri diyoruz. Ülkemizde yetiştirilen başlıca sanayi bitkileri şunlar. Tütün, pamuk, şeker pancarı, haşhaş, ayçiçeği ve zeytin. Şimdi bu ürünler üzerinde kısaca duralım. İlk olarak tütünden bahsedelim. Sevgili öğretmenlerim, tütün kıraç toprakları seven, ...yetişme döneminde nem ve yüksek sıcaklığa ihtiyacı olan bir bitkidir. Türkiye'nin genelinde iklim ve toprak yapısı tütün üretimine elverişlidir. Fakat kalitesinin azalmaması için devlet ekim alanlarını belirlemekte... ...ve kaliteye göre de fiyatlandırma yapmaktadır. Türkiye'deki tütün üretimine yaklaşık yarısı Ege bölgesinde... ...Manisa, İzmir, Denizli, Muğla ve Uşak gibi illerde yapılıyor... Karadeniz bölgesinde Samsun, Amasya, Tokat ve Sinop çevresinde. Yine Doğu Anadolu bölgesinde Diyarbakır, Siirt, Batman çevresinde. Keza Marmara'da Balıkesir ve Bursa çevresinde. Doğu Anadolu bölgesinde Malatya, Muş ve Bitlis çevrelerinde tütün üretimi yapılmaktadır. Gelelim bir başka sanayi bitkisine pamuğa. Pamuk yetişme döneminde yağış Olgunlaşma döneminde sıcak ve kurak iklim isteyen bir bitkidir. Ürün verdiği dönemlerde tabandan sulanması gerekir. Bu dönemdeki yaz yağışları ürünün kalitesini düşürdüğü için Karadeniz kıyılarında yetiştirilemez. Pamuk üretiminde Güneydoğu Anadolu bölgesi başta gelir. Türkiye üretiminin %48'ini bu bölgemiz gerçekleştirir. İkinci sırayı Ege, üçüncü sırayı ise Akdeniz bölgesi alır. Şeker pancarı e, bir başka sanayi bitkisidir demiştim. E, ülkemizde şeker pancarı üretimi 1926 yılında Uşak ve Alpullu şeker fabrikalarının yapılmasıyla başlamıştır. E, şeker pancarının fazla sıcaklık isteği yoktur. Ancak yetişme ve ürün verme döneminde tabandan sulanması gerekir. Bu sebeple üretim alanlarında mutlaka sulama imkanı geliştirilmesi gerekiyor. Bu sebeple üretim alanlarında mutlaka sulama imkanı geliştirilmesi gerekiyor. Üretimi en fazla efendim İç Anadolu bölgesinde yapılıyor. Daha sonra Orta Karadeniz, Marmara, Doğu Anadolu ve İç Ege çevresinde üretiliyor. Az önce de belirtmiştik şeker pancarı da fazla yağıştan hoşlanmadığı için Karadeniz kıyılarında aşırı sıcak ve kurak olan Güneydoğu Anadolu bölgesinde yüksek gelir getiren ürünler bulunduğundan Ege ve Akdeniz kıyı e, kıyı ovalarında yetiştirilmemektedir. Çaya gelince, e, çay da bir sanayi bitkisidir sevgili dostlar. E, çay tropikal iklim bölgelerinin tarım ürünüdür aslında. Nemli sıcak veya nemli ılıman iklim koşullarında e, yetiştirilir. Türkiye'deki çay üretiminin tamamını Karadeniz bölgesi karşılar. Doğu Karadeniz'de Rize çevresi en önemli çay üretim merkezidir. Bir başka sanayi bitkisi haşhaş e, uyuşturucu yapımında kullanılmasından dolayı devletin denetimi altında sınırlı alanlarda ve az miktarda yetiştirilen bitkidir haşhaş. Ülkemizde üretim İç Ege'deki Afyon, Kütahya, Uşak ve Denizli illerinde elde edilir. Bir başka e, sanayi bitkisi de keten ve kenevirdir. Keten ve kenevir de e, tropikal bölgeleri seven bir bitkidir. Kenevirin liflerinden e, keten kumaşı ve kot bezi yapılır. Ayrıca kenevir tohumundan yağ çıkarımında da faydalanılır. Keten ve kenevirden uyuşturucu da yapıldığından e, tıpkı haşhaşta olduğu gibi devletin kontrolü altında üretilir. Keten ve kenevir üretimi daha çok Batı Karadeniz'de Kastamonu, Sinop ve Zonguldak çevresinde Marmara bölgesinde de Kocaeli çevresinde üretilir. Aslında yağ bitkilerini biz az önce sanayi bitkileri içerisinde de saydık. E ancak e, yağ üretiminde kullanılan sanayi bitkileri dediğimiz zaman da yağ bitkilerini ayrıca bir köşeye koymamız gerekiyor. İlk önce zeytinden bahsedelim. E, zeytin Akdeniz ikliminin tabii bitkilerindendir. E, yabani zeytinin ya delice diye de adlandırılır. Aşılanmasıyla kültür zeytini elde edilir. Soğuğa karşı duyarlı olduğundan Kışların ılık geçtiği ve don olaylarının görülmediği Akdeniz, Ege, Güney Marmara ile <laughs> Güney Marmara ile Karadeniz'in bazı kıyı kesimlerinde yetiştirilir. Ülkemizde zeytin en fazla Ege bölgesinde yetiştirilir ki toplam üretimin %60'ını Ege bölgesi karşılar. Keza aynı şekilde Güney Marmara Kıyıları, Gemlik ve Mudanya civarı ve Akdeniz Kıyıları, Kilis çevresi de yoğun bir şekilde zeytin üretirler. Ayçiçeği de bir yağ bitkisidir, aynı zamanda da sanayide de kullanılan bir bitkidir. Bu nedenle sanayi bitkisi özelliği de taşır, sanayi bitkisi özelliği de taşır. Ayçiçeği yetişme döneminde yağış, olgunlaşma döneminde güneşli bir iklim ister olgunlaşma döneminde yağış istememesinden dolayı Karadeniz bölgesinin kıyı kesimlerinde yetişmez. Diğer bütün bölgelerimizde tarımı yapılabilir. E ayçiçeği üretiminin %78'ini Marmara bölgesinde başta Tekirdağ ve Edirne olmak üzere Kırklareli, Balıkesir, Bursa illeri karşılar. Daha sonra İç Anadolu bölgesi, Orta Karadeniz bölümü gelir. E, soya fasulyesi de yağ bitkilerindendir sevgili öğretmenlerim. E soya fasulyesi yağı insan beslenmesinde onu ise yem olarak kullanılır, kullanılır. En çok Akdeniz bölgesinde üretilir. %88'i oranı %88 oranında. Yetiştirme devresi kısa olduğundan ikinci ürün olarak tercih edilir. Bir başka yağ bitkisi susamdır. Susam ılıman iklim bölgelerinde tarımı yapılmaktadır. Türkiye'de Marmara, Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu bölgesi gibi sıcak bölgelerde susam üretilir. Bir başka yağ bitkisi yer fıstığı. Meyveleri toprak içinde olgunlaşır yer fıstığının sıcak ve nemli iklim şartlarında ve gevşek topraklarda tarımı yapılır. Türkiye'de yer fıstığı üretiminin %82'sini Akdeniz bölgesindeki Adana, Hatay ve Mersin illeri karşılar. Ege ve Marmara ovalarında da üretilebilir. Bir başka tarım ürünlerine başlıyoruz. Yem bitkileri. E, yem bitkileri içerisinde e, yonca, yulav, pi, burçak ve korunga gibi bitkileri saymamız gerekir. E, Türkiye'de ağır hayvancılığının gelişmesi ve et üretiminin artmasında yem bitkilerinin ayrı bir önemi vardır. Çünkü ülkemizde çayır ve meralar, ne yazık ki yetersizdir. Yem bitkilerinden kuru ve yaş olarak istifade edilir. Daha çok Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinde üretilen yem bitkileri fabrikalarda işlenerek kullanıma hazır hale getirilir. Evet, tarım ürünler içerisinde yer alan sanayi bitkileri, yağ bitkileri ve yem bitkileri için söyleyebileceklerimiz bunlar. E, takip eden ürünlerde son e, kısım kaldı e, tarım ürünleriyle ilgili sebzeler ve meyveler. Takip eden videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.